benim gözüm gönlüm. Yalan dolanla kira sözleşmesini yeniliyor. Ben tapu benim üzerime olduğu halde ben elektriği suyu kapatıyorum. Sahte kira sözleşmesiyle tekrar geri elektriği suyu üzerine alıyor. Hem evi alan mağdur hem de evin içinde yaşayanlar. Adana'da ev alıp satma işi yılan hikayesine döndü. Ha, siz var ya, Allah yarattıysa ben kimseye iftira atmıyorum lan. İftira atan sensin. Yeter artık. Sen bana o gün niye diyordun? Benim Allah'a sen Allah Allah diyorsun, tamam Allah. Ben de diyorum ki Allah'a olan satılmış bir evde oturmaz. Ben ne yapayım, bana mı para saydınız? İnşaat mühendisi Bekir Yükselay 1,5 sene önce Fadime ve Durmuş Bozkurt çiftin evini satın almak için 295.000 TL'ye anlaştı. Bunun üzerine Bekir Yükselay paranın bir kısmını ödemek için kredi çekti. Bozkurt çiftiyle birlikte tapuya giden Yükselay, karı ve kocanın imza atmasının ardından evi satın aldı. Hayır. Abi yalan söylüyor. Kimse zorla imza attıramaz. Kimse zorla imza attıramaz. Sen bana attır bakalım, kim attırır ya bunun imzanı? Benim eşim buradan gidip arabayı sürdü. Oraya varana kadar. Kimin zoruyla? Eşinizin zoruyla. Tabii. O gün akşam neden şikayet etmedi? O gün hafta neden şikayet etmedi? Bir yılda neden bana şikayet ediyor? Bir yıl içinde bana niye şikayet etmemişler? Niye şikayet etmediler beni? İddiaya göre evi satanlar sizlerle hemşeriyiz, 3-5 ay daha oturalım dediler ve evde oturmaya devam ettiler. Bu süre içerisinde Durmuş Bozkurt eşini terk etti. Tek kalan kadına biraz daha süre tanıyan Yükselay bu kez kendisine gelen tapu iptal davasıyla şok oldu. Eşim yok mu? Asacağım, keseceğim diye kaç ay oldu zincir orada. Aha bak, daha ben hala çekmedim bu zinciri. O zincirle mi sizi dövüyordu eşiniz? Vuruyordu, asacağım, keseceğim, kendim öldüreceğim, sen öldür. Ben de beni zorla. Mecburen imza attınız siz de. 1,5 senedir kredi borcu ve kira ödeyen Bekir Yükselay bir an önce evine kavuşmak istiyor. 3 ay 5 ay beni idare eder misiniz dediler, bize ev bulana kadar dediler. Biz de insan namına tamam dedik. Ama şu an 18 ay olmasına rağmen hala evi boşaltmıyorlar. Üstelik tapu iptal davası açıyorlar. Ne evimi bana veriyorlar ne benim paramı bana geri veriyorlar. Şu an tapunuz var sizin. Tabii ki tapu benim üzerime hala. Hala davalı. Ne evden çıkıyor ne bana kira veriyor. Bana evi satarken dediler ki 3 ay bizi idare eder misiniz dediler. Biz ev bulana kadar dediler. Bize tamam dedik insan namına. Onlar da tamam dedik, kira sözleşmesi dahi imzaladık. Bir yılda olmasına rağmen hala çıkmadı. Şu an 18 ay oldu. Onlar bana tapu iptal davası açıyor. Bir de ihbar ediyor bu hanımefendi. Benim malımı kaçırıyor zorla diye. Zorla olsa tapuda imzalar karşılıklı atıldı. Bankada karşılıklı imzalar atıldı ve paralarını verdim. 295.000 TL. 1,5 yıl önce. 18 ay önce. Aylık 3.000 lira kredi ödüyorum. Hala evime sahip olamadım. Evet, kiradayım. Onlar kira ödemeden ben kira ödeyerek oturuyorum. Kendi mağduriyetim var. Yani yetkililerden bir yardım istiyorum. Bu kadından bir an önce kurtulmak istiyorum. Evde oturan Fadime Bozkurt'a evi sattıklarını kabul ederken eşinin tehditleri ve uyguladığı şiddetle imza attığını söyledi. Sattı ya bu evi. Biz tantana ettik satarken. Bak Durmuş dedim. Satma evi dedim. Tapuya gidip ama ikiniz birlikte imza verdiniz. İmza verdik ama nasıl imza verdik? Benim korkularım, şikayetlerimin hepsi Sarıçam Karakolunda var. Niye? Zorla mı atladılar size? Tabii zoruna. Oturamıyorlar ama kızım şu an ev devletin evi. Neden? Benim de evim değil. Şu an bunların da ama ev devlette. Devlette ama benim kocamı bulsunlar. Ben de şurada bir kadının mağdur. Ben ne yapabilirim? Sizin kocanız sizi bıraktı gitti mi? Bıraktı gitti kuzum. Devletin bankasından para çektim ben. Çektin, ben sana bir şey demiyorum ki. Bak ben bir kadınım kuzum. Kendileri niye devletin o zaman bu ev şu an? Tapu bozulma iptal davası açıldı. Niye? Birlikte verdiniz ama imzayı. Ya ben o kadarlığına aklım yetmiyor güzel kızım. Tamam verdim ama beni seni öldüreceğim, seni asacağım, seni keseceğim derken bana böyle bir yani yaptırdılar. Ben şu an gerisi de devlete. Benim eşim beni dövmeyle, asmayla, sen babayın evinden mi getirdin? Şöyle böyle benim şikayetlerim var. Ben bunlara da ne dedim biliyor musun? Bak onlar hep ağzını gücü yetene değil mi kızım? Alma bak dedim. Paran varsa aslan oğlum. Ben bu evde dedim. Bak şu an eşimle tartışıyorum. Ağlıyorum. Paran varsa git başka yerden al dedim. Çağır kralına, çağır. Çağır hanım, çağır gelsin. Çağır